Arkadaşlar, kanalından herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoyla karşınızdayım. Daha önce güncelleme videosu yüklemişken Clash of Clans resmi sitesinde, resmi internet sitesinde yeni güncelleme, yeni dengeleme değişikliği güncellemesini duyurdu arkadaşlar. Heyecanla sizlere hemen videoya geçiş yaptım. Araştırmamın emeğimin karşılığı olarak ilk saniyenize like istiyorum arkadaşlar sadece. Az önceki videomun 10. saniyesinde dislike atanlar, onlara da buradan selam olsun. Siz var oldukça ben güçleniyorum arkadaşlar. Araştırmalarıma devam ediyorum. Daha fazla gaza geliyorum. Daha fazla sizler için video üretmeye devam ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Eksik olmayın. Like atanlar da, dislike atanlar da hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ana bacı küfür etmediğiniz sürece başımın tacısınız arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Gerçekten efsane video olacak. Şimdiden hissediyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçmeden ufak bir spoiler vereyim. 3. Cehennem Kulesi geliyor arkadaşlar. Resmi olarak duyuruldu. Hemen daha fazla bekletmeden sabırsızlanıyorum. Ben de çok sabırsızlanıyorum. Gerçekten efsane haberler var. Daha önce paylaşmış olduğum haberlerle birlikte dengeleme güncellemesi resmi olarak duyuruldu arkadaşlar. Hemen geçiyorum. Dediğim gibi arkadaşlar, az önce videoyu yükledim. Güncellemenin 25'inde söylendiğini, fakat pazartesi güncelleme gelebilir diye videonun başında belirttim arkadaşlar. O videoyu da izlemediyseniz o videoya gidip izleyebilirsiniz. Yeni tuzağın nasıl çalıştığına dair bir video attım. Aynı zamanda yeni gelen büyülü item hakkında bir video attım. Bu videonun öncesinde onu yükledim. Onu da izleyip beğenirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Emeğe saygı diyoruz ve güncelleme haberine geçiş yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Güncelleme haberi gelmekle kalmadı arkadaşlar. 22 Ekim olarak görünüyor. Yani pazartesi resmi olarak güncelleme geliyor. Dengeleme güncellemesi. Hemen geçiyorum. Süper heyecan verici Clan War League'lerin yarısı yanı sıra hemen yakında bulunan Ekim güncellemesi de bazı dengeleme değişiklikleri getirecek. Daha fazlasını öğrenmek için okumaya devam edin. Burada asker, duvar kırıcı, eğitim maliyetleri düştü. Teker teker size okumayacağım arkadaşlar. Evet, şöyle yavaş yavaş geçiyorum. Golem eğitim maliyetleri azaltıldı. Daha az kareksir. Bebek ejderha eğitim maliyetleri. Cadı eğitim maliyetleri. Cadı seviye 1'de canı 320'den 300'e düşürülmüş arkadaşlar. Seviye 2'de 300, seviye 2'de 360 candan 320'ye düşürülmüş. Saniye başı hasar da 120'den 110'a düşürülmüş. Ha, top atan oyuncu, atıcı eğitim maliyetleri azaltılmış. Gen bağışı arkadaşlar, beklemeden asker bağışı yapmanız biraz masraflı oluyordu. Onlar da bir dengeleme güncellemesi geldi. Bakalım, Pekka 25'ten 15'e düşmüş. Bazılarını okuyacağım, daha yüksek olanları. Golem 30'dan 20'ye düşmüş. Elektro ejderha 30'dan 20'ye düşmüş. Ve dev için artmış arkadaşlar. Dev için istenilen taş 2 iken 3'e yükseltilmiş. Kuşatma makineleri gerçekten şu anda en güzel haberlerden bir tanesi bu. Eğitim süresi 30 dakikadan 20 dakikaya düşürülüyor arkadaşlar. Yani hala çok bence. Yani en az 10 dakika daha düşmesi gerekiyordu. Yani 10 dakika ya da 15 dakika ideal bence kuşatma makinelerinin çıkma süresi. Yani şöyle ikinci bilgi. Kuşatma makineleri artık seviye max bile olsa 100.000 altın olarak üretilecek. Savaş makinelerini bağışlamak artık 30 XP verecek. Daha öncesinde 1 XP veriyordu ve bir bağış yapmış gibi görünüyordunuz. Şimdi 30 XP verecek, 30 bağış sayılacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar, az önce spoiler'ını vermiş olduğum Inferno Kulesi, ek Inferno Kulesi köy binası 12'ye eklendi. Hayırlı uğurlu olsun. Artık köy binası 12 üçlemek neredeyse imkansız gibi görünüyor. Tabi nerflerle birlikte bakalım nasıl olacak. İlk sayının saniye başına hasarı ayarlanmış.
geriye düşürülmüş arkadaşlar. Taktik avcı uçağı. Hasar düzenlemeleri. Hava savunmaları. Hasar düzenlemeleri. Hava bombaları. Kırmızı olanlar diye not olarak düşmüş. Köy binası 12'de yeni seviye eklenmiş. Bakalım. 5 karodan 4 karaya düşürülmüş arkadaşlar. Aktif olma karo seviyesi. Bombalar içinde köy binası 11'e yeni bir seviye eklenmiş arkadaşlar. Yani köy binası 11 ve 12 için geçerli olacak. Şimdi patlama gecikmesini 2 saniyeden 1,5 saniyeye düşürmüşler. Daha çabuk hasar versin diye. Yani bombacılar ya da biniciler kaçmadan patlasın diye. Kaynak yani altın iksir ve kara iksir madenlerine yeni seviyeler geldi arkadaşlar. Köy binası 10 için yeni seviye eklendi. Hepsi için. Kara iksir sondası, altın madeni ve iksir toplayıcı için. Bunun için video çekeceğimi söylemiştim arkadaşlar. Sizlere bir önceki attığım videoda. Duvarlar 200'e kadar duvar parçası şimdi seviye 13'e yükseltilebilir. Yani ek olarak 100 duvar daha yükseltmemize izin verecekler. 200 tane mavi duvarımız olacak. Evet arkadaşlar, güncelleme ek olarak kasırganın saniye başına levellerine göre saniye başına hasarı birinci seviyede 8, 2 birinci seviyede 8, 6 saniye boyunca aktif oluyor. 3'er karo boyunda uzaklığı var arkadaşlar ve yeniden silahlandırma maliyeti 2000 altın. Hemen ikinci seviyesi için geçiş yapıyorum. İkinci seviyede yine saniye başına hasar 8. Aktif olma süresi 8 saniye. Yine 3 kara 3 kara değişmeyecek arkadaşlar. Yani kasırganın alanı. Eğitim maliyeti ise tekrardan. Silahlandırma maliyeti ise 3000 altına yükseliyor. Hemen son seviyesine geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar, 3. seviyede yine saniye başına hasar değişmiyor. Yani aktif olduğu süre uzuyor. Saniye başına hasar değişmiyor ama daha fazla hasar verdiği tabii ki açık ortada. Yine 3 karo 4000 tekrardan silahlandırma maliyeti. Hemen yeni savunma görüntülerine geçiyorum. Yine görsellerde değişiklikler var. Evet arkadaşlar, yeni Cehennem Kulesi'nin görüntüsü tekli olarak bakın biraz kare olmuş. Yani yan kare gibi görünüyor. Daha öncesinde yuvarlaktı. Bunu değiştirmişler görsel olarak. Biraz oynama yapmışlar. Bu da çoklu olan versiyonun görüntüsü arkadaşlar. Evet arkadaşlar, okçu kulelerinin görüntüsü de değişti. Daha önce çok çirkin olduğunu söylemiştik. Şu anda biraz güzelleştirmişler. Şu şekilde daha net görünüyor. Hemen normalini de göstereceğim. Evet arkadaşlar, altın madeninin maksimum seviyesinin yeni görüntüsü, yeni eklenen maden seviyesinin görüntüsü de bu şekilde olacak. Burada da hem altın madeninin hem iksir toplayıcının son seviyesi görünüyor ve okçu kulesinin yeni seviyesi daha net görünüyor arkadaşlar. Son olarak da kasırganın görüntüsü arkadaşlar, kasırga tusağının görüntüsü ve ardından yeni gelen balon seviyesinin görüntüsü. Gördüğünüz gibi kırmızı balonlar artık böyle yerin dibindeki mayın daha böyle parlak, dikenli gibi görünüyor. Yeni görüntüler de bu şekilde arkadaşlar. Hemen geri dönüş yapıyorum. Güncelleme hakkında sizin düşünceleriniz neler arkadaşlar? Çok merak ediyorum. Nasıl bir güncelleme olacağını düşünüyorsunuz? Videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Ve güncellemeden, Clash of Clans haberlerinden geri kalmamak için kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu video bu kadar. Kanala destek olmayı, videoları beğenmeyi eksik etmeyin. Şimdilik hoşçakalın, kendinize bakın, sağlıcakla kalın. İyi oyunlar, bol kupalar, bol ganimetler, bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.